Bir anda bulunduğunuz odanın kapısı açılsa ve içeriye gözlerini size diken gür yeleli erkek bir aslan girse ne yapardınız? Evvel zamanda böyle bir olay Osmanlı Devleti'nde yaşanmıştı. 1700'lü yıllarda İstanbul'a gelen İngiliz seyyah Lady Elizabeth Craven'in yazdıklarına göre Cezayirli Hasan Paşa divana evcilleştirdiği aslanıyla birlikte girmiş. Aslanı gören görevlilerden biri korkudan pencereden aşağı atlamış ve boynunu kırarak hayatını kaybetmişti. İşte sadece düşmana değil, dosta bile korku veren Cezayirli Hasan Paşa ve evcilleştirdiği aslanın hikayesi. Cezayirli Hasan Paşa 1700'lü yılların başında Kafkas topraklarında köylü bir çiftin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren hayatında aksiyon hiç eksik olmadı. Henüz 5-6 yaşlarındayken İran civarında köle tüccarları tarafından kaçırıldı. Burada kendisine acıyan Hacı Osman Ağa isimli Tekirdağlı bir tüccar tarafından satın alınarak Tekirdağ'a götürüldü. Hacı Osman Ağa köle olarak aldığı Hasan adındaki bu çocuğu kendi evlatlarından ayırmadan büyüttü. Ancak Hasan'ın Tekirdağ'da kalmaya niyeti yoktu. 1738 yılında Osmanlı-Avusturya savaşları patlak verince Yeniçeri olarak orduya yazıldı ve Belgrad üzerine yapılan sefere katıldı. Burada pek çok muharebeye giren ve kendisini ispatlayan Hasan, sefer dönüşünde İstanbul'da kalmak istemedi. Onun isteği en başından beri denizlere yelken açmak ve bir kalyon kaptanı olmaktı. Bunun için de Osmanlı Leventlerinin harman olduğu Cezayir'e gitmesi gerektiğini biliyordu. Bu sebeple İstanbul'dan Cezayir'e hareket eden ilk gemiye adımını attı ve Cezayir'e doğru yola çıktı. Fakat gemisi Akdeniz açıklarındayken yolları bölgede devriye gezmekte olan bir İspanyol gemisiyle kesişti. İspanyollar uzaktan top atışı açmamış, tek ve savunmasız olarak gördükleri bu gemiyi sağlam ele geçirmek için gemiye yanaşmış ve göğüs göğüse çarpışmalar başlamıştı. Rivayetlere göre gelen büyük bir dalga iki gemiyi birbirinden ayırınca Hasan İspanyol gemisinde kalmış ve güvertede çarpıştığı 20'ye yakın İspanyolun hakkından gelerek tek başına gemiyi ele geçirmişti. Osmanlı korsanlarının yazılı olmayan kurallarına göre kılıç hakkıyla kafirden alınan bir ganimet kişinin kendi malı sayılırdı. Bu nedenle gemi Hasan'a bırakıldı ve İstanbul'dan normal bir Levent olarak çıktığı bu yolculukta Cezayir'e gemisi olan bir kaptan olarak vardı. Cezayir limanına indiğinde namı ondan önce yayıldı. Başarıları Cezayir dayısı tarafından takdir edildi ve 20'li yaşlarındaki bu cesur gence Tlemcen Sancak Beyliği verildi. Bundan sonra da ismi Hasan Paşa olarak anılmaya başlandı. Hasan Paşa'nın Cezayir'deki serüveni devam ederken ormanda gezen avcılar yavru bir aslan bulup kendisine getirdiler. Hasan Paşa da bu yavru aslanı sahiplendi, besledi ve büyüttü. Evcilleştirdiği aslanla aralarındaki bağ o kadar güçlüydü ki bir zaman sonra Hasan Paşa gittiği her yere aslanını da götürür olmuştu. Öyle ki emrindeki gemileri denetlemeye giderken, sokakta gezerken veya bir elçiyle görüşürken aslanı da serbest bir biçimde onun yanında yürüyordu. 2 metreye yakın boyu olan, iri yarı, kalın bilekli, gür sakallı son derece dikkat çekici birinin yanında bir de erkek bir aslanla yürümesi kendisine dehşete düşüren cinsten bir karizma ve şöhret katmıştı. Namını duyan Avrupalı ressamlar bile bu görüntüyü dünya gözüyle görmek ve resmetmek için akın akın Tlemcen'e geliyorlardı. Cezayir'de bir efsaneye dönüşen Hasan Paşa'ya lakap olarak dayı denilmeye başlandı. Lakin dayı lakabı Cezayir'e hükmeden kişiye verilirdi ve Cezayir'in tek bir dayısı olurdu. Koltuğunun sallandığını anlayan Cezayir dayısı ve muhalifler, Hasan Paşa'yı daha fazla bu topraklarda barındırmadılar. Kendisine Tlemcen hazinesinden para çaldığı gibi pek çok iftiralar atıldı. Hasan Paşa bu sebeple aslanını da yanına alarak İstanbul'a gitmek zorunda kaldı.
İstanbul'da bir süre tutuklansa da söylenenlerin iftira olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı ve başkentteki Osmanlı donanmasında kalyon kaptanı oldu. Hasan Paşa'nın aslanını İstanbul'a getirdiği bilinmekle beraber bundan sonraki tarihi kayıtlarda aslanı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Takvimler 1768 yılını gösterdiğinde ise Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştı. Rus donanması Ege sahillerine kadar gelmiş, Osmanlı donanması ise Marmara'dan ayrılarak bölgeye intikal etmişti. İki donanma ilk karşılaşmasında yenişemedi. Rus donanmasının başında Rus amiral Alexei Grigorievich Orlov vardı. Yapılan ikinci çarpışmada ise deniz üzerinde büyük bir düello yaşandı. Alexei Orlov'un Evstafi isimli amiral gemisiyle Cezayirli Hasan Paşa'nın Burcu Zafer yani Zafer Yıldızı isimli kalyonu savaş alanında yan yana geldi. Yapılan top atışlarından sonra iki gemi birbirine yanaştı ve şiddetli çarpışmalar yaşandı. Bu çarpışmalarda Hasan Paşa Rus gemisinin mühimmat deposunu havaya uçurmayı başardı. Ancak bu patlamada Burcu Zafer de alev aldı. Hasan Paşa patlamadan önce denize atlayarak kıyıya kadar yüzdü ve ağır yaralı olarak kurtulabildi. Böylece Rus amiral gemisi Evstafi, Hasan Paşa tarafından sular altına gömülmüş oldu. Yenişemeyen iki tarafta üçüncü karşılaşma için hazırlık yaparken, Osmanlı donanması büyük bir hata yaparak gecelemek için Çeşme Limanı'na çekilmeye karar verdi. Cezayirli Hasan Paşa, kaptanı Derya Hüsamettin Paşa'ya bunun çok yanlış bir karar olduğunu söylese de, kaptanı Derya Hüsamettin Paşa onu dinlemedi. Nitekim Ruslar Çeşme Limanı'na ani bir gece baskını düzenleyerek 6 Temmuz 1770 tarihinde bütün Osmanlı gemilerini ateşe vererek yok etti. Tüm bu hezimete rağmen Padişah 3. Mustafa başarılarından ötürü Hasan Paşa'yı terfi ettirerek beylerbeyi yaptı. Ruslar Osmanlı donanmasını yok ettikten sonra savunmasız kalan Limni Adası'nı kuşatmaya koyulmuşlardı. Limni'nin imdadına da Cezayirli Hasan Paşa koşacaktı. Gemi ve asker yokluğuna rağmen 1000 kadar gönüllü Levent'ini büyük kayıklara bindirip Çanakkale'den kürek çeke çeke Limni Adası'na gittiler. Adadaki Rumlara altın vererek Ruslara söylenmek üzere 12 bin tam teçhizatlı Osmanlı askerinin adaya desteğe geldiğine dair bir yalan uydurdu. Bunu duyan Ruslar kuşatmayı kaldırarak geri çekildi. Cezayirli Hasan Paşa bu olaydan sonra gazi unvanı alarak Padişah 3. Mustafa tarafından Kaptanı Derya ilan edildi. Kaptanı Derya olduğu dönemde de İstanbul'da hiç oturmadı ve pek çok isyanla uğraştı. Önce Suriye'ye giderek burada çıkan isyanları bastırdı. Ardından Mora Yarımadası'na geçti ve oradaki ayaklanmaları durdurdu. Sonra ise Mısır'a yelken açıp buradaki isyancıları temizledi. Ruslar Karadeniz'in kuzeyindeki Özi Kalesi'ni kuşatınca bu sefer Karadeniz'e açıldı. Burada denizde Rus donanmasını mağlup etse de Özi Kalesi'nin düşmesini engelleyemedi. Hasan Paşa hayatının sonlarına doğru Akdeniz açıklarında izinsiz dolaşan ve bayraklarını hiç tanımadığı birkaç gemiyle geçirdi. Bu gemilerdeki bayrak aslında bugün tüm dünyanın bildiği Amerikan bayrağıydı. O zamanlar yeni kurulmuş bir ülke olan Amerika, gemilerini ticaret için Akdeniz'e göndermişti. Fakat Cezayirli Hasan Paşa bu Amerikan gemilerini tek tek zapt edince Amerika bir barış anlaşması imzalamak istedi. Bu anlaşmaya göre Amerika devleti her yıl 12 bin altın vergi verecek ve bunun karşılığında gemilerine dokunulmayacaktı. Bu anlaşma Amerika'nın tarihte başka bir ülkeye boyun eğip vergi vermeyi kabul ettiği ve İngilizce dışında Türkçe olarak imzaladıkları ilk ve tek anlaşmadır. Tarihe Trablus Anlaşması olarak geçen bu anlaşma metninin altında Cezayirli Hasan Paşa'nın imzası bulunmaktadır. Bu yüzden kendisi Amerika'yı vergiye bağlayan Osmanlı Paşası olarak tanınır.
Cezayirli Hasan Paşa, hayatının son anlarında sadrazamlığa getirilmiş, Ruslarla yapılan savaşta ordusunun başındayken, Şumlu'daki merkez karargâhta yaşlılıktan ötürü hayatını kaybetmiştir. Hasan Paşa'nın mühendisane Bahri Hümayun adında denizci Leventler yetiştirmek için açtığı okul, günümüz Deniz Harp Okulu'nun temelini oluşturur. Günümüzde Cezayirli Hasan Paşa'nın hatırası, Kasımpaşa semtinde ve Çeşme Kalesi'nin önünde aslanıyla birlikte dimdik ayakta durmaktadır.